Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, selamun sevgili kardeşlerim. Evet derslerimizi çekiyorduk. Birikmiş sorularımız ve derslerimiz vardı. Bir ateiz, atayizmle alakalı, atayizm değil derslerle alakalı bir video çektik. Biraz uzun sürdü tabi. Geniş çaplı bir soru ve geniş çaplı hakikatları içinde barındırdığı için sorudaki cevaplar. Madem öyle dedik, bugünlük şu diğer ateiz, ateizmle alakalı bir şeyden bahsetmiştim bu dersin ilk videosunda. Yani onu konuşacağım şimdi sevgili kardeşlerim. Evet, muhtelif tefsirlerden e, nakledeceğim burada bazı şeyler var. Yani bir ayetin mealini burada aktaracağım size. Şuradan Tarık 7 yazayım mesela. Tarık Tarık 7'ye bak bakalım. Burada ateistlerin bir iddiası var. Bu iddiayı beraber cevaplayacağız ve değerlendireceğiz. Burada ateizmin ne kadar temelsiz, yani en azından bu iddianın ne kadar temelsiz, e, ne kadar e, boş ve e, ilmi altyapısı olmayan bir şey olduğunu siz de göreceksiniz bizle beraber. Bu sansürsüz beyinler mi artık neydi tam, tam hatırlamıyorum. Başka birkaç atay sitesinde de buna rastladım. Ee, burada bir ayet var. Yahrucu min beyni sulbi ve tarayb. Şimdi bakalım Diyanet buna ne mal vermiş? En güvenilir olan yani herkesin kabul ettiği. O erkek ve kadının beliyle kaburga kemikleri arasında atıla gelen bir sudan yaratılmıştır. Ee, bu su beliyle kaburga kemikleri arasından çıkar. Elmalıya bakalım. O su erkeğin sürbü ile kadının göğüs kemikleri arasından çıkar. Ki sürp ile arasından çıkar. E, Hasan Basri çanta iki o erkeğin arka kemiği kadının göğüs kemikleri arasından çıkıyor. E, bu su bel kemiği ile göğüs kemikleri arasındaki uzuvlardan çıkıyor. E, yine benzer bu su e, kadın ve erkeğin göğüs kemikleri arasından çıkıyor diye. Birçok bir meal var tabi. Bu Yahrucu min beyni subbi ve tarayib. Tarık suresi 7. ayetle alakalı. Sevgili kardeşlerim yani Tabi Zihinde şöyle bir ön yargı olunca ya ben bu ayeti nasıl çürütebilirim? Acaba bu ayet hangi kafamda bulunan ve kendimce doğruluğuna ya da bilimin şu anlık kendince doğruluğuna hükmettiği hangi bilimsel hakikate aykırı olabilir falan filan diye böyle bir kurguyla Kur'an'a yaklaşınca bu şekilde anlamaya çalışınca ne yazık ki ne oluyor sevgili kardeşlerim? Maskara oluyor ateistler. Çünkü bilmediği bir kitap hakkında konuşuyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de hakkında sen yani çürütmek için dahi konuşacak olsan bile Arapçanın derinliklerine, tefsirlere, hadislere yani bir sürü kitaba muttali olman lazım. Yoksa ne oluyor? Tarihe, sosyolojiye. Yani temelsiz kalıyor yaptığın yorum. Bu ayeti Ataistler şöyle yorumluyor ve kendince yanlışlıyorlar sevgili kardeşlerim. Efendim bu ayet ne diyormuş? Gidiyor nasıl bir mealden bakıyorsalar gidiyor diyelim ki kendi fikrine yani en yakın bulduğu bir meali yani tarafsızlık falan yok tabii zihinlerinde. En yakın bulduğu meali ne yapıyor? Alıyor ve o mealdeki yani yani Kur'an-ı Kerim değil meal. O mealin en kötüsü ve o mealden de çıkarılabilecek en kötü manayı çıkararak zihnindeki o ilmi hakikatla yani bilimsel doğruluğunu kabul ettiği şimdilik kendince doğru olan ya da bilim dünyasının açısından şimdilik doğru olan bir şeye vuruyor. Böylece o ayetin yanlışlığı yanlış olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Şimdi bu ayeti nasıl anlayacağız kardeşlerim? Atayız arkadaşlara da buradan sesleniyorum. Bu ayeti nasıl anlayacaksınız? Bakın anlamanın yöntemi böyledir. Yoksa o senin sizin dediğiniz gibi anlaşılma yöntemi olmaz. Yani siz önce Kur'an'ı anlayın ki e, vurduğunuz şey yani doğruluğunu yani e, o doğru mu değil mi? Ben onun yanlışlığını ispatlayacağım diye vurduğunuz bilimsel mihenk ha o da tartışmalı izafi bir şey de yani şu an bilim bir inanç ya bir şey yani dogma görevi görüyor yani tarafsız bakıldığında aslında bir ateist için bilimin de bir dogma dinin de bir dogma görülmesi lazım. Tabi böyle düşünmüyorumlar ne yazık ki çünkü yani hayatta yaşay yaşayacağı ve yapacağı şeyler var. Bazı düşüncelerinin ona engel olmaması lazım. Nefis onu o kuyuya çekiyor. Ayete gelelim şimdi çok uzatmayalım. Birkaç tefsirden okuyacağım size bunu. Evet, sevgili kardeşlerim. Yani burada öncelikle e, bu Vehbi zuhailenin tefsirinden okuyorum bunu. E, bu ilgili ayette alakalı tefsir bunlar. Birçok şekilde tabi ayet anlaşılmış sevgili kardeşlerim. E, aslında şöyle yapabiliriz. Ben zihnimdekileri söyleyeyim. E, buraya da çok bakıp oyalanmadan. Ondan sonra da buradan eksik bırakmış mıyız diye son bir bakış yapar. Videoyu bitiririz çok uzatmadan inşallah. Şimdi kardeşlerim yani Kur'an'ın manaları mücmel ve anlaşılması için evvel ve ahir ayetlerle beraber tefsir edilmesi gerekiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in tefsir usulünde yani madem ki sen İslamiyet'i çürüteceksin önce İslamiyet'in usullerini bilmen gerekiyor. E, Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri vardır ve Kur'an evvelki ve sonraki ayetlerle yahut da aynı meseleye dair e, Kur'an'ın başka bir yerinde zikredilen o ayetteki mücmel manayı yani özet manayı açıklayan başka ma ayetler vardır. Önce Metinde kontekstteki aşağı ve yukarı noktasında yani siyah ve sıbak olarak yakın ayetlere bakılır. Yahut da o konunun işlendiği diğer başka ayetlere bakılır sevgili kardeşlerim. Oralarda da bulunamazsa o konunun tefsirine dair tefsir kitaplarına Efendimizin hadis-i şeriflerine bakılır. Ve işin ehlince başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından ayetin nasıl anlaşıldığı, Konuşulur çünkü ayetin anlaşılması zaten ayetlerin yani böyle motamot ayet şunu diyor pat diye diyebileceğim bir şey yok e, araştırman gerekiyor yani bakalım neymiş ha önce böyle söyleyecektik yani bir Muhammed e, Sabuni Hazretleri burada onun şeyini e, çektim mi bilmiyorum e, öncelikle buradaki hı, e, şu an oradan okuyorum Muhammed Muhammed Ali Sabuni'nin Safetü Tefasirinden Ensar Neşriyat Tarık suresinin sonunda edebi sanatlar bölümünde su omurga kemikleriyle göğüs arasından çıkar. Ayetinde bir kinaye vardır. Yani Arap dilinde bu bir kinaye olarak konuşuluyor. Yani sen adam şimdi sana Türkçe'de tüp, tüp kuyruğuna girme der. E sen gider tüpün kuyruğunu arayıp da ya kardeşim bu tüpün kuyruğu yok deyip e, tüp ateisti olursan ne olur? İnsanlar kuyruk ateisti olursan ne olur? İnsanlar sana güler. Ya kardeşim bu mecaz, bu teşbih. Bak şimdi Su omurga kemikleriyle göğüs arasından çıkar. Ayetinde güzel bir kinaye vardır. Yani tüp kuyruğu gibi. Yani Gittin tüpün kuyruğunu bulamadın. Tüp kuyruğu atayist oldum. E kardeşim zaten orada tüp kuyruğu yok ki. Yani gülüş bir duruma düştün. Yüce Allah kinaye olarak erkek kelimesi yerine sülbü. Yani erkeğin belini. Kadın kelimesi yerine ise göğüs. Yani teraip kelimesini kullanıyor ki. Bu Arapçada bilinen, Arapların bildiği bir deyim kardeşlerim. Demek ki burada... Yani biz onu kaburga kemikleriyle, işte bel kemiği, göğüs kemikleriyle bel kemiği arasından çıkarırız demekten ki manası neymiş? Birisi erkek, birisi kadına kinaye olarak verilmiş. Yani erkek ve kadının beraberliğinden o atılan su, sperm oluşur demek bu. Diğer bir şeyde yorumda sevgili kardeşlerim. Burada tabii farklı yorumlar var işte... E, teraibin ve e, sulbun anlaşılması farklı farklı şekilde değerlendirilmiş. E, bazısı teraib için kadının kendisi yani memesi üst tarafı olduğunu zikretmiş. E, diğer bir kısmı işte bel olduğunu zikretmiş erkek için. E, buradaki işte tefekkür noktasını nazara vermiş. Hani insanı böyle bir maddeden Allah yaratıyor. Aslında ayetin temel öğretilerinden birisi de o. E, kimisi kalbin öz suyu demiş teraibi. Kimisi beldeki bu mananın sperm olduğunu söylemiş. Kimisi de bu göğüs kısmı ve göğüsün devamındaki ön karın organları ve uterus yani rahim olduğunu söylemiş ki döllenmenin gerçekleştiği yerler. Ayetin orijinalindeki sulf ve terahip kelimeleri, Kullanılmış sulp bel kemiği terayip kabro kemiği olarak tercüme edilmiş. Çünkü erkek ve kadın üreme hücreleri bu bölgeden meydana geldiği için insanın sulp ve terayip arasından gelen bir sudan yaratıldı. Yani ne demek? İnsan şu göğüs kemiği ile bel kemiği arasındaki organların hasılası olarak o organların e, tamamının çalışması neticesinde bu döllenme olayını gerçekleştirebiliyor. Aslında bu maddenin kaynağı bedenin üst kısmında bulunan e, göğüs ve... Omurgayla beraber omurgaya bağlı olan sinir sistemi ve beyindir. O yüzden omurga zikredildiği için yani be, bel zikredildiği için, e, sub kelimesi zikredildiği için buradaki hormonal mekanizmaya atfen e, beyin ayrıca zikredilmemiş sevgili kardeşlerim. Yani şöyle özetleyelim onu. Bir ne dedik? E, bel ve göğüsten erkek ve kadın anlaşılıyor. İkisinin beraberliğinden e, döllenmenin e, rahimde gerçekleştiğini ifade ediyor ayet-i kerime. Doğru manası bu yani ateistlerin anladığı nerede? Bunlar nerede? İkincisi bu göğüsle bel arasındaki organların yani karın organlarının tümünden ve tümünün iştirakıyla ve özellikle bazılarının iştirakıyla ayette o vurgu da var. Bazılarının iştirakıyla katılımıyla ne olduğunu göğüs bel ve göğüs arasındaki organlardan döllenmenin gerçekleştiğini işte testisler yahut da e, uterus malum bu bölgedeki organlar ve o çıkış yeri üretim yeri değil kardeşlerim bakın. Yani kimi bazı şeyler orada üretiliyor. Bazıları oraya üretilmiş olarak geliyor kanallar vasıtasıyla. Yani göğüsün tümünün yani göğüs boşluğundaki organların aslında birçoğunun dolaylı ya da dolaysız bu döllenme olayına hormonların dahi işte beynin dahi katıldığını ki omur, omurgayla hormonlara işaret ediyor. Yani beyni ve hormonlara işaret etmiş oluyor ve beyni ayrıca zikretmiyor. Çünkü o döllenme olayını biliyorsunuz hormonların e, aktif sürecinin olduğu bir dönem. Bu şekilde de mucizevari bir şekilde e, Kur'an-ı Kerim gelecek asırda ortaya çıkacak bir hakikati aslında bütün organların iştirakıyla bunun olduğunu ve bazı maddelerinin diğer organlardan geldiğini bu dolaşım sistemi veya işte üreme sistemine bakarsanız bunun detayını görürsünüz kardeşlerim. Evet. E şimdi insan bir baksın ibret ve öğüt alıp düşünmez mi? Neden yaratıldı? Çünkü gözeticinin bulunması, dirilişe, dönüş olayının doğruluğunun bilinmesi ise e, ilk olana bakmasını gerektiriyor. Gözeticisine sonucundan hoşnut olacağı şey yaz. o atılıp dökülen bir sudan yaratılmıştır. Kast edilen bir sonraki ayette geçen arka kemik ve göğüs kemiği ifadesine anlaşıldığına göre rahimde karışan, yani göğüs ve e, yine bel kemiği arasındaki rahimde karışan iki sudur. Hangi şeyden yaratıldığını bir baksın demiş. Burada yaratılışın evreleri var. Diğer ayette bu evrelerle beraber ne yapmış oluyor? Yaratılışın bu kısmını ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Şunu da söyleyelim. Evet. Yine çocuk bu iki sudan teşekkür eder ki ayetteki ifade göğüs ve e, göğüs kemikleri ve bel kemikleri arasındaki organlardan biri olan rahimde birleşen suların e, işte yumurtayı yani siperin ve yumurtanın döllenmesi sonucu oluşan zigotu e, ve orada korunmasını ve büyüyerek oradaki organlardan hatta bir kısmını ittireceğini o bölgede yer alacağını e, yani büyüdükten sonra o bölgenin hacmini aşacağını ifade ediyor. Böyle bir manada var. Vehbi Zuhali'den bunu okudum. yine insan neden yaratıldığına bir bakmış olsun. İnsanın belinden ve kaburgalarının arasından çıkan şifa tefsiri bu. Bu ayet insanın genel iskeletini ifade etmiş oluyor. Çünkü insan genel iskelet itibariyle kaburgadan ve belden oluşuyor malum. Önümüzün göğüs, arkamızın dayana dayanağı ise yani önümüzün dayanağı göğüs kemikleri. Ayette ifade edilen teraip. Arkamızdaki dayanak ise sulp yani belimiz bütün vücudumuzun özeti anlamında verilmiş olup insanın vücudunun tamamından tamamından oluşan meninin bir parçasından insanoğlunun oluşma sürecini anlatmış. Demek ki meninin oluşumunda bütün vücut yani malum hormonal sistemler işte göz, el hepsi iç bazı sistemler bu teferruatlı bir konu devreye giriyor ve buradan e, teraif ve subdan maksadın insan olduğunu e, anlatmış oluyor. İşte ilk nazil olan ayeti kerimeler hatta yaratan Rabbinin adıyla oku insanı alakadan yaratmıştır. Yani erkekle kadının menisinden yani sperminden bir araya gelmesiyle oluşan e, mad maddeden ana rahminde yapmıştır diyor. E, bu şekilde o şifa tefsirinde bunu tamamlıyor. Yani buradaki mana e, aslında yaratılışla alakalı diğer ayetler bunu daha çok açıklıyor. Ve spermin e, oluşum aşamasını zikrettiğini söylüyor. İki tarafı yani bel ve göğüs kemiğinin arasındaki bütün organların bu meninin spermin yapılışına katıldığını ifade etmiş oluyor. Çoğunu okuduk herhalde inşallah kardeşlerim. Bitireceğiz şimdi. Evet ana babasındaki dağınık parçalardan yani aslında ne var orada? Burada şöyle bir mucizevi işaret daha var. Şimdi sperm kromozom var oradaki eşeği kromozomlarıyla beraber 22 artı eşeği kromozomu var diyelim. Dişi ve erkekte iki tane bu bu şekilde. Ve oradan kromozom yani özeti geliyor. Aslında o sperm ve yumurta o iki insanın özeti olacağından dolayı yani bu ayetlerle beraber aslında gerçekten incelemiş olsalardı ateistlerin Müslüman olması gerekirken bu ayetlerle kendince işte Müslümanlığı çürütmeye çalışıyorlar. Zaten bu tamamen beyhude bir şey de kendilerince Müslümanlığın doğru olmadığına dair zihinlerinde kalplerinde böyle bir tutunacak dal bulmaya çalışıyorlar. Halbuki sağlam basamaklarla meseleyi doğru tefekkür ve tahlil edebilseydiler bu ayetlerin aslında ne kadar mucize olduğunu görüp ateizmden Müslümanlığa gelecektiler. Ya aslında buradaki bu bütün vücudun zikredilmesi yahut da işte insanın iskeleti olan bel ve göğsün zikredilmesinin sebebi sevgili kardeşlerim oradaki birleşimdeki atılan su ve döl yatağında birleşen suyun ikisinin beraber insanın bütününü bütün genetiğini oluşturmas oluşturmasından dolayı böyle bir zikir yapılmış. Yani ne demek istiyorum? İnsan erkekten gelen spermle beraber erkeğin bütün özetini, kromozonsal özetini ve teorisini barındırırken yumurtalıktaki kromozomlar da kadının özetini barındırıyor. Ve aslında bu sperm ve yumurtayla iki şahıs temsil edilmiş. Göğüs ve kaburga ile insana, yani insan için bunun kullanılması, kinaye olması ve yine kinaye olarak göğüs ve e, göğüs kaburgası yani göğüs kemiği ve bel ve bel omuru ve devam eden omirlikten de yine insanın tümünün teşbih edilmesi bu kromozonların o sperim ve yumurtada dahil olduğunu ve bu ikisinin birleşiminden tamamen bir önceki cinayete zikredilen tamamen bir insan ve bir bireyin oluşacağını ve oluşma potansiyelinin bulunduğunu aslında Kur'an-ı Kerim mucizevi bir surette haber vermiş sevgili kardeşlerim. İşte o da ibret alsın. Düşünsün ve baksın. Bütün vücudun ayette ki teraip ve supla beraber bütün vücudun katıldığı hatta beyne, hormonlara dahi işaret edildiği bu mucizevi ayetlerle o özde, o özette bir spermle erkeğin özeti, yumurta ile kadının özetinin olduğunu ayet mucizevi bir surette söyleyip bir zamanki merhaleye bize havale edip e, aynen ayetin öncesindeki gibi bir şahıs bunlardan oluşacağını ta o yüzyıldan haber vermiş sevgili kardeşlerim. İşte bu kitabın mucizeliğini en büyük delillerden birisi de bu ayet sevgili kardeşler. Evet, bel kemiği ile göğüs kemiği arasındaki akıp gelen su, organik, sinirsel, akli ve ruhi oluşumu alabildiğine karmaşık olan, anlayabilen akıllı insan arasındaki mesafeden mesafe gerçekten korkuçtur ki ayet buna e, işaret, buna da işaret etmiştir. Bunu az önce de söyledik sevgili kardeşlerim. Evet, burada e, özet olarak. Ee, söyleyeceklerimiz bunlar sevgili kardeşlerim. Yani demek ki e, Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması öncelikle doğru anlaşılması lazım. Samimi ve önyargısız bir zihinle taassuptan, önyargılardan ayrılıp e, düşünceyi gerçekten önemseyip namuslu yani şerefli ve namuslu düşünce sahipleri tarafından Kur'an-ı Kerim incelenmesi lazım. Ateist kardeşlerime madem bugün böyle ateizmle alakalı meselelerle geçti. Buradan sesleniyorum. Yani hiçbir ee, zihni manipülasyona izin vermeden ön, yargılardan sıyrılıp gerçekten o meselenin samimi noktada anlaşılması nasıl olması gerekiyor diye yolculuklarına yani kutsi düşünce yolculuklarına çıkarsalar yani 2 çarpı 2 eşittir 4 katiyetinde emin olabilirler ki Allah'ın onlara verdiği cihaz, istat ve kabiliyetleri yanlış kullanmadan doğruca yerli, yerli yerince kullanılıp, kullanıp iyi niyetli ve samimi olursalar bu ayetleri bu şekilde mucizevi bir surette anlayıp ateizmden Müslümanlığa geçebilirler. Ama diğer türlü işte hayatı serbest eğlencelere, işte nefsinin istediği gibi yaşamak için, istediği şeyi yiyip istediği gibi içmek için, işte istediğinle beraber olmak için, istediğinden ayrılmak için. Yani istediğini tamamen hormonlarının yani beyninin yerine hormonlarını koyarak hayat yaşamak istiyorsa bu ayeti bu şekilde saçma ve garip bir tarzda anlayıp Müslümanlıktan ya da Müslümanlığı çürüttüğünü sanarak ateizmde kalıp e, Ataizmi savunmak zorunda kalır. Ataizmin savunulacak bir şeyi yoktur sevgili kardeşlerim. Çünkü yokluk e, savunulmaz. E, tezden o kardeşlerimi ben İslam'a davet ediyorum. Şu bugün sadece yaptığımız iki video bile bu meselede baya bir şey bize anlatıyor. Allah hidayete erenlerden eylesin bizleri. İnşallah. selamu Aleyküm ve Rahmetullah.